İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin Hayrenik adlı resmi gazetesinin yeni sayısı yayınlandı. Vatan için bu ölüm kalım anında tereddüt etmeden ön cepheye gitmeye hazırız. Definecilerin hedefi olan tarihi Surp Garabet Kilisesi'nin korunmaya ihtiyacı var. Türkiye, Afrin bölgesindeki gerici militanlarla Azerbaycan'a yardım etmek istiyor. Halep'te Ermeni-Azeri sınırındaki kurbanların anısına bir ayin düzenlendi. Gomidas'ın Kutsal Badarak konseri CD'si Letonya'da yayınlandı. Bugün Uluslararası Satranç Günü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesinin 18. sayısı yayınlandı. Resmi gazete her ayın başında Batı Ermenice olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce versiyonları da yakın gelecekte yayınlanacaktır. İrtibat için sitemize başvurabilirsiniz. Artsakh. Biz Mardakert'in Artsakh Özgürlük Savaşçıları Bölgesel Birliği üyeleri olarak Tavuş bölgesindeki düşmanın Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarındaki ihlalleriyle bağlantılı olarak Birlik Başkanı General Samvel Karabetyan'a başvuruyoruz. İsteği zaman Ermeni halkının ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi sunmak, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti sınırlarının herhangi bölgesine gitmek bizim borcumuzdur. Mardagert'teki Artsakh Özgürlük Savaşçıları Birliği Başkanı Grigori Mirzoyan. Batı Ermenistan'daki Dikranagert Diyarbakır ilinin Çünküş ilçesinde bulunan 15. yüzyıldan kalma tarihi Surp Garabet Ermeni Kilisesi ve Manastırı son dönemlerde definecilerin talanına uğradı. Asırlardır afetlere rağmen ayakta duran yapıların restore edilmesini isteyen vatandaşlar kilise ve manastırın inanç turizmine kazandırılmasını istedi. Manastır kiliseden 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kilisenin bakıma, restorasyona ihtiyacı var. Definecilerin gözü çöplük halde olmasının yanı sıra bu muhteşem kilisenin üzerinde. Sürekli defineciler buraya girmeye çalışıyor. Kolluk kuvvetleri ellerinden geldiği kadar burayı korumaya aldı. Marmur 5 adlı askeri bir kaynağın Twitter sayfasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik askeri operasyonlara katılmak üzere Azerbaycan'a gönderilecek gerici militanları toplamak için Afrin'de birkaç kayıt toplama merkezi kurdu. Kaynağa göre teröristlere aylık $2,500 ücret ödenecek. Azerbaycan'ın Mezamor nükleer santralini havaya uçuracağı açıklaması, Türkiye tarafından Kuzey Suriye'deki işgal edilen bölgelerde gerici teröristlerin hazırlanması ve daha sonra Libya'ya ve şimdi de Azerbaycan'a sevkiyatı dikkate alarak iki Türk devleti tarafından yürütülen devlet terörizmiyle uğraştığımız açıktır. Personel Mayın Temizleme Uzmanlık Merkezi Kuruluşu'nun sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Halep'te insani misyonu gerçekleştiren grubun üyeleri, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında şehit düşen evlatların ruhları için sunulan ayine katıldı. 19 Temmuz Pazar günü Halep'teki Surp Asvadazin Kilisesi'nde Ermeni Piskoposu Masis Zobuyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu sınırında Azerbaycan'la olan son çatışmalar sırasında şehit düşen Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin binbaşı Garuş Hamparsumyan, yüzbaşı Sos Elbakyan, çavuş Sımpat Gabrielyan ve Grisha Matevosyan'ın ruhlarının huzuru için özel ayin sundu. Ayin törenine Halep'te Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Armen Sarkisyan, İnsani Misyon Grubu temsilcisi Arkady Tonoyan, tüm insani yardım grup üyeleri ve diğer yetkililer katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Letonya, Litvanya ve Estonya'daki Büyükelçiliği tarafından Armen Press'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti'nin ikametgahı Vilnius'ta bulunan Letonya Büyükelçiliği'nin girişimi, desteği ve organizasyonuyla ünlü Amerikan Delos şirketi tarafından Gomidas'ın Kutsal Badarak konser versiyonunun CD'si Büyük Besteci'nin 150. yıl dönümü vesilesiyle 11 Haziran'da yayınlandı. Badarak'ın kaydından önce 20 Eylül 2019'da Riga'daki en eski Surpovaneski Lisesi'nde orkestra şefi Sigvards Kılyava başkanlığındaki Letonya Radyo Korosu ile Ermeni solistler Hovannes Nersisyan ve Armen Badalyan'ın katıldığı bir konser verildi. Ardından aynı kilisede CD kaydı gerçekleştirildi. CD'nin piyasaya sunulması ilk olarak Gomidas'ın Badarak'ının Letonya Radyo Korosu gibi
bir grup karışık yabancı temsilciler tarafından gerçekleştirilmesi ve daha sonra tam konser versiyonunun kaydedilmesi açısından benzersizdir. Projenin hazırlanması yaklaşık 3 yıl sürdü. Kalentru Ajansı'nın yazdığına göre 20 Temmuz gününde tüm dünyada Uluslararası Satranç Günü kutlanıyor. İlk defa 1924'te kutlandı. FIDE 20 Temmuz 1924'te kuruldu. FIDE farklı ülkelerin ulusal satranç derneklerini birleştiren uluslararası bir sivil toplum spor organizasyonudur. Şu anda 191 ulusal federasyon FIDE üyesidir. FIDE'nin amacı satrancı tüm dünyaya yaymak ve geliştirmek, satranç kültürünü vaaz etmek ve seviyesini yükseltmektir. Bu arada oyunun adı Farsçadan geliyor. Şahmat, yani kral öldü. Satrancın ana vatanı, oyunun atası olan Çaturanga oyununun 5. yüzyılda ortaya çıktığı Hindistan'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 7. yüzyılda yaşamış Sahak Zoraporetsi'nin Vornishanav Amenahacht adlı ilahi eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.